efendim her zamanki gibi tweetlerle sordunuz ne oluyor diye. Tayyip dediniz gitti diyenler bile var. Hayır, bir teknik arıza. Maalesef çok sık tekrarlanıyor bu teknik arıza. Anlayabilsem size aktaracağım neden böyle olduğunu ama bu kadarını söyleyebiliyorum. Ve elimde değil ama gene ben özür dilemek durumunda kalıyorum. Özür dilerim. Hem sizden hem de konuğum Serdar Akinan'dan. Serdar Akinan 40 yılda bir şehre indi. Tavuklarını bırakıp, çiftliğini bırakıp. Değerli gazeteci dostum. Sorun değil. Evet, alıştık Türkiye. Türkiye yani şöyle söylemek belki lazım. Muhalif medya denilen medyada. Medyanın fotoğrafı aslında bir bakıma bu. Hı hı. Yani zar zor satan gazeteler, örneğin Cumhuriyet gibi nitelikli bir gazete 50 bin satıyor. Ne kadar acı. Yıllardır 50 bin satıyor. Belki gerçek rakam o değil diyenler bile var. Yurt gazetesi hani 50 bin civarında gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor. İşte burası böyle bir televizyon. Karşı gazetesini konuşacağız. Dayanamayıp kapanan gazetelerden biri. Son genel yayın yönetmenlerinden biriydi yani. Kurucu genel yönetmen. Yok, hiç öyle bir şey olmadı. O yanlış yazıldı. Öyle mi? Ben sadece köşe yazdım ama 3 aşağı 5 yukarı oradaki o karanlık operasyonu biliyorum diye. Karanlık operasyon. Karanlık diyorsun. Bence. Hem çalışanların da günahı var. Neyse onları konuşuruz. Ama nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Ekmelettin İhsanoğlu konusunda köşe yazarları fikir değiştirmeye başladı yavaş yavaş demiştim. Bunlardan biri de Bekir Coşkun diye eklemiştim ve Bekir Coşkun'un yazısını izlemeye başlamıştık ki yarım kalmıştı. Şimdi baştan Bekir Coşkun'un bugün yazısını izleyelim, devam edeceğiz. Birbirimize en çok sorduğumuz soru şu günlerde kime vereceksin? Düşünüyor insan ne de olsa, öyle kolay değil. İşte ben demeye de size soruyorum. Şu. Öbürüne versen daha mı iyi? Bu arada Ekmel Bey'e bir de uyarım var. Aman dikkat! CHP'den Kemal Bey'in yardımcıları size taktik ve strateji veriyorlar sağ olsunlar. Kamuoyu bunu biliyor. Dikkat edin. Bunlar Kemal Bey'i çarşının yürüyen merdivenlerine bindirip aşağı indireceklerdi. Ama bindirdikleri çıkan merdivendi. Kemal Bey ineceğine çıktı. Hatta inip inip çıkarken karşı banttaki vatandaş da birkaç kez üst üste selamlaşınca seçmen sayısında artış gibi de olmuştu. Demek istediğim CHP sizin gibi olmak istiyor. Siz de CHP gibi olmaya kalkarsanız bizim kafamız karışır. Bizler Atatürkçüyüz, cumhuriyetçiyiz, çağdaşlık için didiniriz. Demokratik, laik hukuk devleti isteriz. Yüreklerimizdeki inançlarımızı din, iman diye dilimize dolayıp onu menfaatlerimiz için asla kullanmayız. Yalancıyı, sahtekarı, hırsızı sevmeyiz. Türkiye'nin düşürüldüğü derin kumpas içinde çırpınırız. Ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın medeni bir dünyada büyümeleri derdimizdir. Sinmeyiz. Tepkimiz vardır. Söyleniriz. Kula kul olmayız. Bu nedenle tartışırız kendi aramızda. İnek sürüsü değiliz. Siyasi aptallıkların sonucudur. Bu kez sandığa gittiğimizde mecburiyetten oyumuzu Ekmel Bey'e versek de umutlarımızı geri alana kadar durmayız. Ödünümüz yok. Yüreklerimizde aydınlığın özlemi oldukça aynı yerdeyiz. Bir de Melih Aşık'ın bugünkü yazısını izleyelim. O da benzer şeyler söylemiş ama bir takım ilkelerin altını madde madde çizmiş. Onu da izleyelim, devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'na karşı özellikle adının ortaya atılış biçimi ve geçmiş kariyeriyle ilgili duyulan ilk tepkiler yumuşama eğilimine girdi. Ekmel Bey ısınma turlarında sakin ve kibar tavrıyla ilgi topluyor. Onur Öymen, Aydınlık gazetesindeki yazısında durumu irdelerken, Ekmel Bey'den kimi taahhütler beklendiğini yazıyor. Onun bu taahhütlerle Cumhurbaşkanlığı seçiminde kararsız kalan seçmenlerin hiç değilse bir bölümünün tutumunu etkileyebileceğini kaydediyor. Hangi konuda ne taahhütler beklenebilir Ekmel Bey'den? Bazılarını sıralayalım. Atatürk ilke ve devrimleriyle devletimizin kurucu iradesinin benimsediği dünya görüşüne tümüyle sahip çıkacağı. Bütün vatandaşların dini görüşlerine saygı göstereceği, ancak dini düşünce ve söylemleri atıfta bulunmadan devleti yöneteceği. Hakim, rektör ve vali gibi üst düzey devlet görevlerine yapılacak atamalarda hiçbir partinin etkisi altında kalmadan sadece yetenek ve deneyime öncelik vereceği. Yargı bağımsızlığını yeniden sağlamak ve yaşanan hukuksuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla anayasanın verdiği yetkileri kullanacağı.
Basının üzerindeki baskıların kaldırılıp ülkemizdeki basın özgürlüğünü dünyanın en ileri ülkeleri düzeyine ulaştırmak için çaba göstereceği, işçilerin haklarını, sağlık ve güvenlik koşullarını çağdaş ülkelerin düzeyine ulaştırmak için gerekli adımları alacağı ve benzeri. Ekmel Bey'in benzer söz ve taahhütleri geleceğe yönelik güven oluşturabilir. Şimdi bunlar aslında bir siyasi bildirge gibi Melih Ağaç'ın sıraladıkları.